Türkiye'de 4 milyon civarında engelli vatandaşımız bulunmakta. Ancak çeşitli sakatlıklar ve kazalar sonucu belirli becerilerini yitirmiş insanlarımızı da eklediğimizde bu sayı neredeyse 10 milyon insana ulaşmaktadır. Engelli bireylerin %14.3'ü çalışırken %85.7'si çalışmamaktadır. 2016 yılında yeni istihdam edilen engelli işçi sayısı 38.349'dan 15.031'e kadar düşmüştür. Kamuda engelli memur kontenjanı yaklaşık 13.000 kişilik bir kamuda da açık var. Bu açığa rağmen, ihtiyaca rağmen neden atama yapılmaz? Bunu tabii ki buradan hükümete sormak istiyorum değerli arkadaşlar. İstihdam sorunları ile birlikte engellilerin fiziksel sorunları var. Nedir bunlar? Altyapı, üst yapı sorunları, ulaşımdaki sorunlar nedeniyle günlük yaşantılarında oldukça zorlanıyorlar. Sosyal sorunları var. Örneğin negatif ayrımcılığa, sosyal ret, acıma, eksik görme anlayışı ile mücadele ediyorlar. Ekonomik sorunları var. Aile desteği ve devlet desteği açısından yaşadıkları bu sorunlar o kadar çok ki aslında hepsinin pratik çözümü var ama bunun için bir araya gelmek zorundayız. Herkesle eşit haklara, fırsat ve olanaklara sahip yurttaşlar olarak yaşamaları için, nitelikli ve erişebilir eğitim sistemi için, haklara, hizmetlere, bilgiye erişimin önündeki engellerin kaldırılması için, herkes için tasarlanmış kentler, sokaklar, konutlar, araçlar yaratmak için, toplumsal yaşamda, bilimde, sanatta, siyasette etkin olarak yer alabilmeleri için değerli arkadaşlar mutlaka bir şeyler yapmak adına bir araya gelmeliyiz. Tabii ki kadınların istihdamı konusunda da kadın engellilerin istihdamı konusunda da sıkıntılarımız var. Bunlar için de bir şeyler yapmak zorundayız. Kadın istihdamının arttırılması, işe yerleştirmelerdeki engelli kadın kotası konulması, istihdam garantili kursların açılması kadınlara yönelik yapılabilecek çözümlerden yalnızca bazıları. Yeter ki bir araya gelelim. Sen yaptın, ben yaptım, sen verdin, ben verdim öneriyi demeden bu çözümleri birlikte konuşalım diyoruz. Son olarak beyinlerimizdeki engeli kaldıralım ve engelsiz bir dünya için el ele verelim diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.